bu olayın Türk futboluna verilmiş çok büyük bir zarar olduğunu düşünüyorum. Bunun alt sınırı 1 yıl 7 ay, üst sınırı 6 yıl 9 ay hapis cezasını gerektiren bir eylem. Peki Türk Futbol Federasyonu'nun Faruk Koca'ya ve kulübe vereceği cezalar ne olabilir? Ankara Gücü Spor Kulübü'nün de bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini de... Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğum avukat Cenk Ahi olacak ve konumuzsa malumunuz geçtiğimiz günlerde Ankara Gücü ve Rize Spor maçı sonrası maalesef futbol dünyasında kötü bir olay yaşadık. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı ve sonrasında başka bir takım olaylar daha gelişti. Hepsini avukat beyle birlikte görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Yani ilk olarak bir avukat olarak sizin yorumunuzu ve görüşünüzü merak ediyorum. Maç sonrası böyle bir olayın yaşanmasıyla ilgili yorumunuz ne olacaktır? Şimdi tabii her şeyden önce bir avukat olaraktan da ziyade hem bir Türk vatandaşı hem bir sporsever olarak bu olayın Türk futboluna verilmiş çok büyük bir zarar olduğunu düşünüyorum. Türk futbolundan da öte bir insana karşı bu tip bir suçun işlenmiş olmasının bu kadar delilleriyle kameraların önünde böyle bir suçun işlenmiş olmasının kabul edilebilir hiçbir tarafının olmadığı düşüncesindeyim. Maç sonrası Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca Halil Umut Meler'e saldırdı ve şu anda en çok merak edilen konulardan biri şu: Başkan Faruk Koca hangi cezaları alacak? Buyurun. Evet, şimdi burada Ankara Gücü Başkanı Sayın Faruk Koca'nın ülkemizin güzide hakemlerinden aynı zamanda FIFA kokartlı Sayın Halil Umut Meler'e karşı gerçekleştirmiş olduğu eylem iki yönüyle aslında ele alınması gerekiyor. Biri TCK kapsamında, biri de PFDK'nın vereceği ceza bakımından bakılması gerekiyor. Şimdi TCK kapsamında olaya bakacak olursak kasten yaralama, Türk Ceza Kanunu 86. maddesinde düzenlenmiş bir yasa maddesi. Burada aslında bir kişinin başka bir kişiye karşı işlemiş olduğu kasten yaralama suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor. Fakat bizim konuştuğumuz olayın özelinde 6222 sayılı sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanunun ilgili maddesinde, 20. maddesinde daha doğrusu, hakemler futbol müsabakaları esnasında uğramış olduğu saldırılardan karşılaşmış oldukları bu tip olaylarda kamu görevlisi olarak sayılıyor. Burada da bu durum aslında bir ağırlaştırıcı sebep. Dolayısıyla kamu görevlisine karşı bir kasten yaralama suçu işlenmiş gibi oluyor ve ceza 1/2 oranında arttırılıyor. Dolayısıyla 1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezası 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar çıkacak. Bir de öte yandan doktor raporlarında ve gördüğümüz kadarıyla Sayın Halil Umut Meler'in köprücük kemiğinde bir kırık olduğu söz konusu. Kırık olması durumunda da bu sefer 87. maddeye gideceğiz ve 87. madde de diyor ki kırık olması durumunda da yine verilecek olan cezayı 1/2 oranında arttıracaksın diyor. Dolayısıyla TCK 87 kapsamında bakarsak bunun alt sınırı 1 yıl 7 ay, üst sınırı 6 yıl 9 ay hapis cezasını gerektiren bir eylem. Yani üst sınırdan ceza verecek olursa hakim Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'ya, üst sınırdan ceza verilmesi durumunda 6 yıl 9 ay hapis cezası sadece yaralamadan vermesi gerekiyor. Öte yandan yine mağdur Halil Umut Meler'in beyanlarında Faruk Koca'nın kendisine karşı hakaret ve tehdit eylemi içerisinde olduğu da yer alıyor. Yani ve diğer hakemlere karşı sizi bitireceğim, öldüreceğim şeklinde bir takım tehditlere olduğu söz konusu. TCK 106 kapsamında bakarsak da bunun alt sınırı 1 yıl 2 ay, üst sınırı 2 yıl 4 ay hapis cezasını gerektiren bir eylem. Şimdi her şeyden de öte bir kamu görevlisine karşı yapılmış olan bir eylem var. Şimdi şöyle bir algı var. Maç bitti, 90 dakika bittikten sonra bu olaylar oldu deniyor. Fakat 90 dakika bitmiş olmasına rağmen hakemin görevi halen saha içerisinde ve stat içerisinde devam ediyor. Dolayısıyla hala kamu görevlisi vasfını o esnada taşıyor. Kamu görevlisine karşı işlenen bir suç daha var. TCK 265 kapsamında düzenlenen kamu görevlisine işini yaptırmamak için direnme suçu aslında ortaya çıkıyor. Burada da 6 aydan 3 yıla kadar bir hapis cezası ortaya çıkabilir. Bunların tamamını topladığımız zaman alt sınırı, burada notlarımı aldım,
Toplam bunların tamamını TCK 87, 106 ve 265 kapsamında değerlendirirsek verilecek olan toplam cezanın alt sınırı 3 yıl 3 ay, üst sınırı ise 12 yıl 1 ay hapis cezasını gerektirecek derecede bir ceza durumu söz konusu. Peki Türk Futbol Federasyonu'nun Faruk Koca'ya ve kulübe vereceği cezalar ne olabilir? Şimdi zaten Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Gücü Başkanı, daha doğrusu artık eski başkanı diyebiliriz çünkü kendisi istifa etti başkanlıktan, açıklamasını da yaptı. Aslında pişman olduğunu da açıkladı ama yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra gerçekleşen bir olaydan sonra pişmanlıkta çok fayda etmiyor diyebiliriz. Hukuk müşavirinden yapılan açıklamaya göre Faruk Koca 4 maddeden PFDK'ya sevk edildi. Bunlar talimatlara aykırı hareket, tehdit, saldırı ve saha olayları. Bunlar yine futbol disiplin talimatı kapsamında değerlendirilmesi gereken ve federasyon tarafından verilmesi gereken ayrı cezalar var. Yani Türk Ceza Kanunu evet, Türk TCK kapsamında az önce bahsetmiş olduğumuz hususlarda bir cezalandırmalar muhtemelen gelecek. Büyük olasılıkla da hapis cezası alacak. Fakat Faruk Koca'nın futbol disiplin talimatının 41. maddesine göre 75 ila 150 gün arasında bir hak mahrumiyeti ve 140 bin lirayla 600 bin lira para cezası bekliyor. Bu bir maddeden. Şimdi 44. maddeden de saldırı sebebiyle 150 ila 400 günlük bir hak mahrumiyeti alması bekleniyor. Yine burada da 450 bin liraya kadar bir para cezası eklenebilir. Biraz önce söylediğim maddeye göre. Koca'nın 52. maddedeki saha olayları nedeniyle de 1 aydan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti bekleniyor. Şimdi saha olayları 52. maddede tanımlanıyor. 25. maddede şöyle bir açıklama var. Der ki 25. madde futbol disiplin talimatının. Bir kişi 3 yıldan daha fazla süreli bir hak mahrumiyeti cezası alırsa bu süresiz bir hak mahrumiyeti olarak değerlendirilir. Dolayısıyla Faruk Koca'nın maçlara girme, spor müsabakalarında bulunma veya bir futbol veya spor kulübünde yönetici olma hakkı da olmayacak gibi gözüküyor bu saatten sonra. Buna da PFDK karar verecek. Böyle bir durumla da karşı karşıya aslında. Ve şöyle bir husus daha var. Yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol disiplin talimatı kapsamında spor kulüplerinin yöneticileri tarafından işlenen eylemlerden spor kulüpleri de objektif olarak sorumludur denir. Dolayısıyla burada Faruk Koca tek başına ceza alacak değil, Ankara Gücü Spor Kulübü'nün de bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini de söylemek gerekiyor. Ne olabilir onlar? Bunlar şu olabilir, puan silme cezası olabilir, para cezası olabilir. Belli bir süre seyircisiz oynama cezası olabilir ve en kötüsü ligden düşürme cezasıyla karşı karşıya kalabilir Ankara Gücü. Ve şimdi zaten Türkiye Futbol Federasyonu almış olduğu bir kararla ikinci bir karara kadar tüm futbol müsabakalarının ertelenmesi yönünde bir karar aldı. Aslında burada bütün liglerin ertelenmesi biraz sanki ağır bir tedbir gibi oldu. Evet anlıyorum illaki bir tedbir amacıyla yapılan bir uygulama ama burada sadece Ankara Gücü'nün belli başlı maçlardan, daha doğrusu yani belli başlı derken sadece Ankara Gücü'nün maçlara çıkmaması gibi bir durum söz konusu olabilirdi. Diğer futbol takımlarının müsabakalarının ertelenmesi aslında biraz geniş çapta bir tedbir gibi geliyor bana. Yani nasıl ki deprem sonrası Hatayspor'un maçları ertelendi vesaire gibi bir durum söz konusu oldu. Burada da sadece Ankara Gücü'nün maçlarının ertelenmesi gibi bir çözüm ve tedbir alınabilirdi diye düşünüyorum. Biraz ağır oldu açıkçası bu tüm kulüpler açısından. Peki dediğimiz gibi kötü bir olay ve dünya basınında da çok sayıda kötü yorumlar yapıldı Türk futboluyla ilgili. Peki bu durum nasıl bir sonuç doğurabilir bizim dünya çapında? Şimdi itibar anlamında zaten Türk futbolunun kara gecesi diyebiliriz. Yani çok itibar anlamında FIFA kokartlı bir hakeme bir kulüp başkanı tarafından ve Süper Lig'deki bir kulüp başkanı tarafından böyle bir saldırının yapılmış olması hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok. Ve dünya basınında ve dünya futbolunda Türkiye'nin adının çok kötü bir biçimde lekelendiğini söyleyebiliriz. Ama aslında daha ötesi var bunun. Şimdi biliyorsunuz 2032 yılında Avrupa Şampiyonası Türkiye ve İtalya ortaklığında ev sahipliğinde yapılacak. Hı hı.
Federasyon Başkanı'nın açıklamasına göre tabii uluslararası federasyon başkanıyla görüştüğünü ve bir sorun çıkmayacağını belirtti Sayın Federasyon Başkanımız. Ama buna bir aslında bir heyet ve bir kurul karar verip Türkiye'nin 2032 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğinin elinden alınması gibi bir durum bile söz konusu olabilir. Yani olay daha da ciddileşirse. Bunu tabii ki hiçbir şekilde istemeyiz. Bu hem ülke ekonomimize çok büyük zararlar verir. Hem itibarımızı çok daha fazla zedeleyebilir uluslararası çapta. Yani bunun olmamasını temenni ediyorum. Gerçekten çok büyük bir yaptırım olur. Bir kişinin yapmış olduğu bir hareket sebebiyle Türk futbolunun bu denli etkilenmesini kesinlikle istemem. Umarız ki etkilenmez diyelim. Umut Son ediyorum. Olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani futbol müsabakalarında, basketbol, voleybolda birçok bilimum müsabakalarda şiddet olaylarının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Futbolun bir dostluk, kardeşlik çerçevesi içerisinde, fair play çerçevesi içerisinde yapılması gereken bir etkinlik, bir aktivite olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların bundan keyif alması gerektiğini düşünüyorum. Evet, ezeli rekabetler var ama bunlar saha içerisinde kalmalı. Saha içerisinde centilmenlik sınırları içerisinde ezeli rekabetler olur. Sahadan çıktıktan sonra futbolcular da, yöneticiler de birbirlerine sarılırlar, öpüşürler ve oradan ayrılırlar. Hakemler de aynı şekilde bunun bir parçasıdır. Yani bunu kişiselleştirmek, bunu şahsileştirmek, bu tip şiddet olayları içerisine girmek kesinlikle tasvip edilmez. Hiçbir şekilde de tasvip etmiyorum. En ağır cezanın da verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın önceki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olduğu ve partiye de üye olduğuna ilişkin bir takım haberler var. Yeni çıkan bir habere göre de Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini MYK'ya sevk edip partiden kesin ihraç ve tedbir ve kesin ihraç talebiyle MYK'ya sevk edildiği hususunda basından öğrendiğimiz kadarıyla biliyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın.